الحمد <سؤال> لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نبيه الحمد لله على Elhamdülillahi ala rahmaniyetihi hamden bila nihaye ve salli ve sellem ala rasulihin nebiyyil ummiyyil haşimiyyil kureyşi mekkiyyil medeni Seyyidena Habibena muhammedin aleyhi salatu ve geceniz mübarek olsun biraz geç kalabiliyoruz böyle hakkınızı helal edin teravihdir hem imamlık yapıyoruz hem namaz kıldırıyor sesimiz hem iftar hem 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 acizlik fakirlik hat safada Allah razı olsun hoş bulduk Cahil kardeşim Allah razı olsun diline sağlık gönlüne sağlık gizeniz mübarek olsun ses iyi geliyor herhalde İyi elhamdülillah tamam e, Facebook canlı yayınını e, madem abla sen de geldin Facebook canlı yayınını bitiriyorum e, YouTube üzerinden ee, devam ediyoruz inşallah. Ee, Facebook'tan da daha sonra buranın linkini veririz izlemek isteyenlere. Yayın kalitesi daha e, şey olmuş olur aynı zamanda. Ses kalitesi vesaire görüntü iki anda bağlantı olunca biraz duraksamalara neden oluyor. Ee, i̇yi elhamdülillah. Bir de hem oranın yorumuna hem buranın yorumuna bakarken de yoruluyorum biraz. Ee, böylelikle. Facebook'tan da izleyenler vardı ama hayırlısı onlar da buraya gelsinler artık diyecek bir şey yok. Allah selamet versin. Evet. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'in Ramazan-ı Şerif'in gecesini, gündüzünü bizlere mübarek eylesin inşallah. Rahman. Allah bizi kendine kul habibine ümmet eylesin. Cenab-ı Hak bizleri kendine kul habibine ümmet eylesin. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin inşallahur Rahman. Allah sizlerden razı olsun. Allahu sallallahu Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Evet. Ramazan risalesinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gecelerimiz e, tabi kısa malumunuz İnşallah değerlendirmeye çalışalım. Dün neydi? Ramazan. İlk önce ilk gün ramazan Şerif Risalesi'nden Ramazan-ı Şerif Risalesi'nden Cenab-ı Hakk'ın orucun e, hikmetlerinden rububiyetine bakan yönünü, e, rububiyete bakan yönünü ne yapmıştık, konuşmuştuk. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, e, efendime söyleyeyim. İkinci gün, e, Cenab-ı Hakk'ın niam-ı ilahiyenin şükrüne bakan yönünü, nimetlerin şükrüne bakan yönünü konuşmuştuk. E, yani şükür için gereken neydi? Nimetlerin hakiki sahibini bilmek, nimetlerin kıymetini takdir etmek. Ve nimetler olan ihtiyacımızı hissetmekle ilgili. Evet. Şimdi bugün ise biraz daha e, başka bir nüktede, bir kez nereye bakan yönüyle, üçüncü nüktede insanın hayat içtimaiyesine bakan, toplum hayatına bakan hikmetlerinden konuşacağız. Yani Allah nasip ederse. Ramazan ayının toplum hayatına bakan yönü. Dersimizin başında, ilk başta neydi? Yani hayat-ı bakan, ferdi yönüne bakan, ruhu cenab bakan, bakan, nefsin terbiyesine bakan yönleri var demiştik. Ee, şimdi geldi topluma. Yani topluma e, Ramazan ayı da Ramazan veya oruç, Ramazan ayı topluma ne verir, ne mesaj verir? Veya toplumu nasıl değiştirir? Toplumu tamir eder. Çünkü Ramazan ayı bir tamir ayı akli, ruhi, ferdi, içtimai yani toplumsal olarak tabiri caizse bakıma girdiğimiz bir ay. E, bedeni olarak da onu okuyacağız. bir perhiz mesela. E, ya yani sırası gelmedi oranı. Şimdi topluma bakan yönünü yani sosyolojik yönü sosyolojik yönü e, bu yönden çok tabii ki ön önemli yani. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ve Muhammed topluma neyine bakan yönünü eee toplumun Allah Allahu aleyhi ve sellem ve Nebina Muhammed neyine bakıyor? Eee eee Allahu ve sellem ve Nebina toplumun toplum hayatına bakan yönü. Toplum hayatına bakan yönüyle alakalı olan e, şeyine bakıyor yani evet. Cenab-ı Hak bizleri e, inşallah bizleri. E, şunu evet. Facebook'tan evet. hemen yayınlayalım şeyimizi de. Yani, yani adresimizi en azından orada bekleyenler buraya yani yani. gelsinler bir en azından. Evet. 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 Topluma bakan çünkü ne, neye bakan yönü? Topluma bakan yönüyle. topluma bakan yönüyle ibadetin. Evet. Topluma bakan, evet. topluma bakan yönü. Topluma ait olan ders. Yani insan ne yapıyor? Cenab-ı Cenab Hakk'ın yani yani mahlukatın ve mevcudatın. mevcudatın. Ve mevcudatın. Bu çünkü mevcudatın. bize biz nedir? Bütün toplumun aynı zamanda bütün aynı topluma olan bir neyidir? Bir, ee, bir toplu bakım. bakım. Evet. Dört kişimiz de olmuş. Allah razı olsun. Topluma bu gece bakış açımız nasıl olacak? Topluma Cenab-ı Hak ne mesajlar veriyor bize? Yani toplumu nasıl efendime söyleyeyim e, şeyle siz söyleyin. E, toplumu şeyle, Allah salli ala seyyidina ve nebine Muhammed e, topluma ıslahıyla toplumun sosyolojik vaka gerçekliğiyle alakalı olan bir dersi bu. Çok önemli. Nedir o da? Oruç hayat, içtimai, insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti yoktur. Hikmeti şudur ki yani Ramazan ayı sanki bir okul. Efendime söyleyeyim. Bu okulda işte oruç, Kur'an, namaz, ibadet, zekat, fitr her şey verdiğimiz bir mektep, dersleri var ayrı ayrı. Ve toplumun da değişik tabakalarına, değişik dersleri var. İşte onlardan bir hikmet ediyor. Çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki diyor. Nedir o? İşte çok enteresan bir şey. Toplumun genel problemimiz mesela bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifi var ya iman etmedikçe diyor ne yapamazsınız cennete giremezsiniz. Kendi nefsiniz için sevdiğinizi diyor yani kardeşin, kendi nefsiniz için istediğinizi sevdiğinizi kardeşiniz için istemezseniz de hakiki ne yapmamış olursunuz iman edemezsiniz. İşte mesela bunu ruhumuzda hissetmek. Nedir o? İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak ee, insanları geçim ve yaşayış cihetiyle muhtelif bir surette halka demiş. Kimisi güçlü, kimisi zayıf, kimisi daha çok biliyor kim, yani herkes bir mesleğe daha çok kabiliyetli. Yani Cenab-ı Hak vücuttaki aza gibi, toplumun da düzeni böyle, el, ayak, göz, kulak. Ee, evet göz çok güzel ama bütün vücut gözden ibaret olsaydı kim yürüyecek? Ee, ayak çok kıymetli, ayak olsun her taraf, e, kim tutacak? Kim koklayacak? Yani... Toplum hayatı da böyle. Bir kısmı düşünür, bir kısmı yapar, bir kısmı el gibi, bir kısmı ayak gibidir yani. Ama hepsinin bir vazifesi var. Çöpçünün bir adı Vücutta bizim bağırsağımız var. Bağırsaksız olur mu insan? Ay ne kötü iş yapıyor bağırsak. Özüm çöpçümüz, bak iskicimiz, kanalizasyoncumuz değil mi? Hadi olmasın bakalım. Toplum hayatı da böyle. Cenab-ı Hak ne yapmış? Birbirine yardımlaşalım diye vücudun azaları gibi birbirini tekmil ediyor. Birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor. Doktora da ihtiyaç var, mühendise de ihtiyaç var. Ayakkabıcıya da, ekmeğe de, çiftçiye de. Yani her biri kendi makamında üstün yani aslında. Yani beyin ben çok üstünüm, çok üstüyüm. E beyin ayağın olmazsa sen ne işe yararsın? Yerlerde sürünürsün değil mi yani? Yani doktorum doktorum e mübarek sana gelen hasta olmazsa senin maaşını veren o çiftçi o işçi olmazsa sen istediğin kadar doktor ol kim kimi tedavi edecek mesela yani. Demek ki doktorun doktorluğunun güzelliği o toplumdaki çalışan o işçinin, çiftçinin ya ve birbirine muhtaç. Doktor da olsa ekmeğe muhtaç. Yani fırıncının elini öpüyor doktor da olsa. Fırıncının manen elini öpüyor değil mi? Teşekkür ederim fırıncı sen ekmek yapmasaydın. Değil mi? Sen ayakkabıyı yapmasaydın ayakkabıcı. Ben ne giyecektim mesela? Terziye muhtaç, berbere muhtaç, o beğenmediğimiz insan gibi. Hayır aslında birbirini tamamlıyor. Evet cenab Hak ne yapmış? Hikmete, hikmeten birbirine insanların yardımlaşması için, maişet cihetiyle de farklı boyutlarda yaratmış. Herkes çok zengin olsaydı kim kime hani derler ya sen aga ben aga bu ineği kim saga. Yani yani herkes böyle olmuş olsaydı kim o zaman şey yapacak? Bak Cenab-ı Hak diyor maişet cihetinde muhtelif surette insanları nasıl halk etmiş? İnsanları insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak ya her şeyin hakkını, hakikatini bilen, maslahata binaen halk eden o hak, her şeyin hakkını veren hak. Haksız bir iş yapmayan hak. cenab Hak. Zat-ı tekaddes hazretleri ya. Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi olan kim? Allah. Cenab-ı Hak. Bu diyor ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavinetine davet ediyor. Burası çok önemli. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o da? Ne diyor? Cenabı Hak ne yapıyor diyor? Zenginleri fukaranın neyine davet ediyor diyor. Allahu salli aleyhi ve seyyidina Muhammed. Bundan dolayı yardımına davet ediyor. Ya insanları ne yapıyormuş? Cenab-ı Hak insanları diyor. E, neye davet ediyor? Fukarayı yardımlara ne yapıyor? İnsanların yardımına davet ediyor. Ya fukarayı neylere? E, efendime söyleyeyim. E, zenginleri, fukaranın çünkü diyor ben sizi yani şöyle bazen baş beyin ne yapabiliyor? Ben yukarıdayım ya ayak sen ne işin varsa gör. E o zaman ayak seni ne yapmaz? Ya o zaman diyor ki ne? Ey ayak ayak şimdi yukarıya görmüyor. Nereye gideceği nasıl tayin edecek? Göze muhtaç. Zararlı menfaati nereden karar verecek? Beyin verecek değil mi yani? Cenab-ı Hak ayağı beyne, beyni ayağı muhtaç yaratmış yani. Evet. Cenab-ı Hak da şimdi madem birbiriyle yardımlaşması için toplum hayatını vücudun azaları gibi yaparken ama diyor ki ne elin ayağını el diyor ayağı ayak kaşındı kim kaşıyacak el kaşıyacak değil mi e şimdi vücut bir yere ayağa lazım bir şey lazım bak gözle görüyor akılla düşüyor kulakla düşüyor içe şey gitmesi lazım aynen bunun gibi de Cenab-ı Hak madem toplum hayatını diyor böyle bir şekilde yaratmış ama dolayısıyla güçlüyü güçsüzün yardımına değil mi Allah muhafaza bazen insan ayakları sakat olsa değil mi eli, ayağın vazifesini el yapmak zorunda değil mi Eli olmayanlar gördüm ben mesela. Ayağıyla elinkinin vazifesini yapmaya çalışıyorlar mesela yani. Ayağıyla ne yapıyor? Elin vazifesini yapmaya çalışıyor mesela. Evet. Ee, demek ki yani mevcudatta da Allah mesela aleyhi ve sellem Muhammed. E, mevcudatta mahlukatta efendime söyleyeyim. E, mevcudatta ve mahlukatta şunu şöyle yapalım. Mevcudatta ve mahlukatta eee Mevcudatta ve mahlukatta eee Yardımlaşmak için bünyeyi ne yapmış birbirine. Madem diyorum li hikmetin bu toplum hayatında zenginler ve fakirler de var. Acizler var, muhtaçlar var değil mi? Zenk, kuvvetliler var. E, toplum hayatının mesela alimler var, cahiller var. Alimler ilim ve ilimleriyle diyor. Ma zenginler mallarıyla mesela değil mi? söyleyeyim hangi rızıktan vermişse o rızıktan ne vermesini istiyor diğer toplum hayatının birbirine neyine yardım etmesini istiyor yani parmağında diken battı sen diyor tatile git seni saralım diyor diğer senin işlerini diğer parmaklar veya diğer el yapsın vücut böyle olduğu gibi yani hayat toplum hayatı da böyle mesela diyor Cenab-ı Hak diyor ne yapmış dolayısıyla bundan dolayı Cenab-ı Hak bu intizamın gereği olarak muhtelif surette kalk etmişti fakat bu muht bir kez ne oluyor bir ölçüsüzlük oluyor. Ne olabiliyor? Zenginler ve fakirler var. Bir kez Cenab-ı ne yapıyor? Zenginlere diyor ki hey sen yukarıdasın göz ayağın şeyini unutma. Ayağı ne yapacaksın? Hakkını ver. ha. Ey zenginler diyor. Siz diyor toplumun kaymak tabakasısınız. Yiyorsunuz. Ben size veriyorum diyor. Ha? Fakirlerin hakkını ne yapmanız lazım? Vermeniz lazım diyor. Onlara diyor ne diyor? Muavenetine yardım etmeye mecbursunuz. Zaten o fakirler çalışmasa, zaten o fakirler almasa, zaten sen zengin dolamazsın zaten de. Sen onlara nasıl ki yaptıkları hizmetleriyle, tüketimleriyle vesaire muhtaçsın. Aynı şekilde onlar da zaman sağa, sağa verdiği zenginlikten hakları var. Onlar da sen yardım etmelisin. Peki Allah bunu davet ediyor insanlara. Zenginlere diyor ki fakirlere yardım et. Evet. Ama çok enteresan. Bak madde madde gidiyoruz. Bir, iki, üç. Yardım etti. Peki halbuki zenginler fukaran acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Aa, şimdi çok enteresan bir şey. Onu hissetmeden ona yardım etmek minnet eder mesela insan. Minnet eder. Efendime söyleyeyim tekebbür eder. Sanki kendi şeyiymiş gibi. Açlığın, fakirliği nasıl bir şey olduğunu bilmez. İşte ekmek bulamıyorsa pasta yesinler der değil mi? Halbuki diyor zenginler fukaranın acınacak acı hallerini bak. Fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilir. Yani vücudumuzda nasıl ki ruhumuz mesela elimizin acısını hissettiriyor veya ayağımızı otur diyor yat diyor sen değil mi? Her şeyi stop ediyor. Ya belim ağrıyormuş. Ya bel sen ağrı ben ben işime gözüme bakarım. Ben gezeceğim gözüme, gözümün keyfine kulağımın keyfine bakarım demiyor. Belim mi ağrıyor diyor. Bak göz kafa vücut hepsi yatağa giriyor yatıyor yani. ha Bunu hissetmesi lazım. Hissettiği zaman göz de kulak da ruh da itaat ediyor. Tamam tamam aman kardeşim diyor. Çünkü sen sıkıntılı oldun hepimiz sıkıntılı oluruz. Evet. Fukaranın diyor acınacak acın hallerini hissetmesi lazım. Ya hissetmezse bak ne zaman hissedebilirler diyor. Oruçla diyor acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilir. Eğer oruç olmazsa, eğer oruç, hiç oruç tutmasaydı bir insan nefis perest, çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bir, bu birincisi. Birincisi idrak edemezmiş. Oruç olmasaydı diyor ne diyor nefis perest. Ya Allah muhafaza, öf, Allah muhafaza etsin. Nefis perest. Yani nefsin arzu ve isteklerine çok düşkün olan, hatta bu o dereceye çıkar ki nefsinin isteklerine tapanlar gibiye kadar gider. Yani put peres gibi vesaire. Nefis perestler. Eğer oruç olmazsa, bak onu da okuyacağız zaten. Nefsin o perestliğini, nefis perestliğini, oruç ona da bir darbe vuruyor. Onu 9. de okuyacağız inşallah. Evet, nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne, ne diyor? Ee, açlık ve fakirlik ne kadar elim ya ve onlar ne kadar şefkate muhtaç olduğunu idrak edemez. İdrak etmek anlamak, kavramak. Yani bakmak ayrı, görebilir fakirini de onu anlamak ayrı bir şey. Onu kendi nefsinde şimdi diyecek. Acı, bu cihette hem cinsine şefkat ise şükür hakikinin bir esasıdır. Geldik dünkü dersimizin devamına. Kusura bakmayın. Ne diyor şükrü hakikinin bir esası gene? Hem cinsine şefkat. Hem cinsine ne yapmak? He ve aleyküm selam. Ahmet abi, şey, Halid abi, Mahmut abi hoş geldiniz. Hem cinsine şefkat nedir? Yani beşere, insana, mahlukata ne yapma? Özellikle kendi insana. Hani i rahim dediğimiz var ya insanlara. Önce onların da kendi yakınların, akraban. Yani kim mesela? insanın tabi olduğu hukuklar var. Hukukullah var, hukuku Resul var. Hukuku üstad, hani hocalarının hakkı var. Sonra annenin hakkı, sonra babanın hakkı mesela değil mi? Yakınlarımız, akrabalarımız devam ediyor. Bunların bizde neler var? Hakkı var yani. Hocanın hakkı, peygamberin hakkından sonra üçü. Anne babadan daha önce geliyor hocanın hakkı. İskender şey için, efendime söyleyeyim. Büyük İskender'e atfedilen bir söz var, manidardır. Hikmetli bir söz. Diyor ki, Babası kendine saltanat bırakmıştı, hocasına daha çok hürmet ediyor yalnız, hocasına daha çok sevgi duyuyor, saygı duyuyor. Ya diyorlar İskender, baban sana saltanat bıraktı ya, yani devlet bıraktı yani. Ama sen hocana daha çok sevgi saygı duyuyorsun. Bu nasıl iş? O da gökleri işaret ederek, babam beni demiş göklerden yere indirdi. Yani babamın sayesinde ruhlar aleminden dünyaya geldim. Onun vasıtası Allah beni dünyaya gönderdi. Ama benim hocam beni yerden göklere çıkartmak için. Yani öğrettiği ilimlerle beni yerden göklere çıkartıyor. Göklerden indirene teşekkür ediyor seviyoruz da yerden göğe çıkarana ya yani yani semavata rıza ilahiye cennete vesaire gibi yani. Evet Allah. Evet. Evet sıla hem cinsine diyor ne yapması lazım? insanın hem cinsine karşı olan şefkat şükür hakikinin bir esasıymış. Nasıl bir şükür? Hem cinsine olan şükür. Yani onun hallerini hissetmesi. Okuduğumuz hadis-i şerifte neydi? Gerçek iman etmedikçe ne yapmazsınız? Şey, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmedikçe kendi nefsiniz için sevdiğiniz, istediğiniz de ke, efendime söyleyeyim. Allahu Teala de kardeşiniz için, din kardeşiniz için istemezseniz de hakiki iman etmiş olamazsınız. Allah bize bu iman hakiki nasip etsin inşallah. Peki bunu nasıl hissedeceğiz? Bunu çok önemli. Bunu hissedemezse insan ne yapamıyor? İşte o Fransa'daki şey olduğundaki gibi meşhur dünyaya mal olmuş. Ekmek bulamıyorlarsa ne yapsın? Pasta yesinler ya. Ekmek bulamıyorsa pasta yesin. Yani açlık ne bilmiyor ki, borç sıkıntısı ne adam bilmiyor ki mesela yani. O fakirin halini değil mi? Yani halbuki vücudu Allah ne yapmıştı? Birbirine yardımlaşacak şekilde evet. Burası çok önemli. Allah bize bu haleti verdirsin. Yoksa çünkü suni oluyor yardımlarımız. Yardımlarımızın minnet içermemesi için bir, ihlaslı olması için ne olması lazım? Bak aşağıda diyecek zaten o hakiki o haleti kendinden hissetmek lazım. Oruçla açlık, bir damla susuzluk neymiş, bir parça ekmeğe muhtaç olmak neymiş Allah'ım mesela değil mi? Evet. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin hakiki bak çünkü demek ki dostlar Medip bak şükür hakiki. Şu hakiki şükür varsa sahte şükür de vardır. Peygamber ne demişti? Gerçek iman etmedikçe değil mi? Ya. Demek ki sahte iman da var ha. Sahte Müslüman var, sahte insan var, var var oğlu var. Sahte gülmecikler de var mesela. Sahte gülmecikler de mesela nedir? Adam insanın yüz kasları bak şöyle ah, ayrı ama içimden gelerek tebessüm etmek bu içinden gelen bir şeye tepki vererek o gülmekle yüz kaslarını yapıyor olmak bu farklı bir şey yani. Adam içi kan ağlıyordur ama iyi gül gülmeye çalışıyor gibi. Ya hakiki gülmek, hakiki saadet farklı bir şey. Hakiki şükür de farklı. Şükre diyormuş gibi şükür şükür ya Rabbi. Allah muhafaza. Namaz kılıyormuş gibi hakiki ibadet, hakiki. Allah salli Maria Anton etmiş. Ha, Halid abi. Allah razı olsun. Maria Antonet demiş o şeker bulan. Ne şeker diyorum. Allah şey, şey bulamazlarsa ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demiş. Nereden bilecek yani? Ya onun için mesela tarikatta vardır. Uzlet, riyazat, bunların ruhi terbiye için aynı olduğu gibi. Mesela tevazu verir insanlara. O fikirlerin hallerini anlamakla alakalı çok şey yapar yani. Ve kendini hiç kimseden üstün görmemek vesaire. İşte mesela oruç nasıl bir ders? Uzlet bir nasıl bir ders? Bakın. Bu cihette hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Ya Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Bakın hangi olursa olsun Allah yani en zenginden en fakire kadar güt. Fakir evet fakirden daha fakiri de var. O fakirden daha da fakir olan var değil mi? Derece derece herkes bulabilir. Onun için mesela nisap miktarı olsun olmasın mesela nedir? Her insanın ne vermesi lazım? Zekat ayrı onun Zekat için nisap miktarı lazım. Ama fitre için nesap miktarı bile yapmıyoruz. Bak, fakir bile ne yapıyor? Ya, kendisi belki şey alıyor. Ne onun ismi? Ne derler onun adını? Allah'ın fi Fitre alıyor. Ama o da fitre veriyor yani. Ya Çünkü fıtır. Fıtır sadakası bu yani. Ya bizim Allah fıtırımızı senelik Ramazan ayında veriliyor mesela fıtır sadakası. Başlarda aşkarı de Ramazan ayından önce bayram namazından önce fakirin eline girmesi lazım diyor. Fakir bile bunu ne yapıyor? Veriyor. Yiyecek içecek yoksa o ayrı o vermez ama bizim fakirimiz bile ne yapar? Anadolu'da elhamdülillah bizim fakirimiz bile ne yapar? Muhakkak. Muhakkak. Anadolu'da bizim her yerde öyleydi mesela. Yani millet borçlu ekmeği yok şey yok ama muhakkak o fitir sadakası fıtır sadakası verilir yani. Fıtrat sadakası tabiri caiz. Evet. Herkes diyor kendinden bir cihette fakiri bulabilir. Ona karşı şefkatle mükelleftir. Herkes kendinden aşağıdaki olana ne yapacak? şefkatte mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa bu çok önemli. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa bir, bir mecbur olması lazım. İki, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı yardımı yapamaz. Bir, yapsa da tam olma, olamaz. Çünkü hakiki haleti kendi nefsini hissetmiyor. Çok önemli bu iki şey. Bir, demek o haleti hissetmezse hissetmiyor yine yardım etmeyi duysun ya bana ne yani bilmiyor ki adam yani Umurunda değil ki yani farkında değil yani filamada seyreder gibi seyrediyor ama insan açlık olsa ya yani kendi yakınını kaybettiği zaman insan ne yapıyor başka yakınını kaybedenlerin Allah'ım acısını ne yapıyor hissediyor başka yakınını kaybedenlerin acısını ne yapıyor hissediyor ya Allahu ekber ya peki Allah salli ala seyyidina ve nebine Muhammed ve ala, ala seyyidina ve nebine Muhammed. Ya. Yani annesini kaybedin mesela ben rahmetli validemizi kaybettik mesela. Yani kaybetmedik de ahirete intikal etti. Niye kaybettik canım? Kazandık elhamdülillah. Aramızdan zahiri olarak gitti. Elhamdülillah. Aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Yazgan ailemiz. Allah razı olsun kızım. Efendime söyleyeyim nedir? O haleti başkası birinin vefat ettiği zaman annesi ben onu hissediyorum. Ona diyorum ki ne şöyle 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 şöyle. Çünkü ben o haleti hissettim yani. yani. ben mesela evleneceğim zaman daha önceki evlenmiş abiler bana böyle 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 aman kardeşim şuna dikkat et buna dikkat et şöyledir böyledir. E şimdi bana o zaman hikaye gibi geliyordu. Allah yaşamış ya abiler. Böyle sanki taşların üstüne şafar gibi söylüyorlardı yani. Ondan sonra gördüm ki gerçekten öyle. Çünkü o haleti hissetmeden Tabiri caizse leysel haberu kel ayan. Leysel haberu kel ayan. Yani işitmek, yaşamak gibi değildir. Yani leysel haberu kel ayan. Görmek gibi. Onu görmek, yaşamak. Aleyküm selam ve rahmet. Allah razı olsun. Sefa getirdiniz. Onu ne yapmak gibi değil? Yaşamak gibi olmuyor yani. Onun için de ne bak diyor bize ne yapmış? Açlığı veriyor. Toplum hayatına bakan cihetiyle bakın. Siz diyor açlığı hissedin ki toplumda diyor Allah'ıma sallallahu aleyhi ve Muhammed Toplumda neyi hissedin? Bak, toplumun bir gerçeği olan, sizin gibi maaşet cihetiyle muhtelif şekilde ya, yaşamış, e, efendime söyleyeyim, yaşantısı olan insanların açlığın dereceleri var. Yani her bir, şey, yani herkes yani Ramazan'da padişah da olsa, cumhurbaşkanı da olsa, en zengin de olsa, en fakir de, müdür, amir fark etmez. Herkese diyor ki Allah oruç tutacağım. Yani Oruç kimin şeyi değil? Zekat mesela zenginlerin ibadeti ama oruç herkesin ibadeti. Oruç herkesin ibadeti. Diyor ki herkes tutacak. Ya onu tuttuğu zaman insan ne yapıyormuş? Bu çok enteresan bakın. Hem onu kendi halinde ruhunda hissetmek. Allah bizi buna hissetsin. Mesela dostlar ya şimdi kendi nefsiniz için diyor ne? yapılmasını istemediğin başkasına da yapma ya. Seni biri gıybet etse hoşuna gider mi? E gitme sen de başkasını yapma da. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir sahabe geliyor, genç bir sahabe. Ya Resulallah diyor, bana diyor, müsaade et diyor, efendime söyleyeyim. Yani ben diyor, efendime söyleyeyim, e ben e yani böyle gencim, yani kadınlara bakmak istiyorum ya, böyle yani nefsime dayanamıyorum diye. Sahabeler çok şey yapıyorlar, özür dilerim aklınız geldin. Sahabe efendilerimizden Sen nasıl böyle bir şey söylersin diye ya. Aleyküm selam edip alem. Sefalar getirdin kardeşim. Allah razı olsun. Ya Allah boyunuzdan boyunuzdan boylanasınız, soyunuzdan soylanasınız kardeşlerim inşallah abilerim. Allah razı olsun. Sahabeler kızdığı zaman Efendimiz gel diyor yanına dizinin dibine oturtturuyor. Ey filan gel bakalım diyor. Getiriyor bak onlar kızarken bak onunla bir çok önemli nefis muhasebesi yaptıttıracak yani ona. E, kendi nefsinde onu hissetmek var ya. Senin diyor annem var mı? Var. Senin annene birini bakmalarını böyle ister misin? Böyle bir şeyler yapmasın. İstemem ya Resulallah. Halam var mı? Var. Teyzem var mı? Bacım var mı? Var mesela. Bunlara böyle birileri böyle yapsa ister. ister. E diyor peki senin bakmak istediğin veya böyle şey yapmak istediklerin onlar da birilerinin annesi, birilerinin halası, teyzesi, bacısı değil mi? Evet ya Resulallah. Vazgeçtim diyor kimseye. Şimdi bak kendi nefsimizde hani derler ya Çuvalı kendine, e, şey e, iğneyi kendine batır. Çuval dizini başkasına batırabilirsin. Önce ne yap? İğneyi kendine batır. Yani kendi nefsimizde ne yapalım? Onu, ha hissetmek yani hissetmek. Bak şimdi aha, Allah bağışlasın bu yavrular var, e, ellerinizden öper. E, şimdi biz bunları mesela. E görüyorsun bunların yavrulara bakma, Bütün yavrulara, hayvanlara, diğer insanlar annelere. Televizyonda bile görsek mesela bir anne çocuğundan ayrılmak. Ağlıyoruz oturup. Neden? Çünkü kendi yavrumuz var bunu hissediyoruz. Kendi yavrumuz olmasa veyahut da içimizde bu sevkat hissi olmasa mesela. Nasıl şey yapacağız? Hani geliyor mesela Peygamber Aleyhisselam'a bir tane. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Hasan'ın Hüseyin'i mesela öpüyor, seviyor, kokluyor ya. Sahabenin çocuklarını. Çok severmiş Efendimiz Aleyhisselam'dan. Birisi geliyor. Ya bakıyor böyle hayretle ya Resulallah diyor benim diyor işte 8 tanemin hatırımda kaldığı kadarıyla Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar çocuğum var diyor ben birine daha böyle öpüp şey yapmadım falan. Efendimiz çok üzülmüş. Yüzünü eş gitmiş böyle. Cenab-ı Hak sana rahmet vermez şefkat vermediyse ben ne yapabilirim diye böyle. Ya Aleykümselam selam İbrahim hoş geldin Cenab-ı Hak. Allah razı geceniz mübarek etsin. Ya sana diyor şey Allah evlat bekleyen kardeşlerimize de hayırlı evlatlar versin. Evlatlarını da inşallah olanları da hayırlı, alim, salih, abid kullardan etsin. Şu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine inşallah. Yani bakın şimdi biz mesela hani sadece şey gibi zannediyoruz. Bu da çok önemli bir derstir. Tevhid dersidir aynı zamanda. Kıyas edebilmek. Ben yavrumu mesela sofraya oturduk. Bunlara bir yemek pişirdik. Bunların yemek yemesiyle sevini seviniyoruz mesela değil mi? Ya Allah Şimdi o çocuk yemek yiyor, sen o yemek yemekten daha çok lezzet alıyorsun. Ya bize bütün insanlığa, bütün hayvanların, betkilerin, bütün hayvanların, yavruların rızkını veren Allah nasıl bir... Ya sen insansın, beşersin ve suni sadece bir aracısın ve bundan bu kadar bir lezzet alıyorsun. Ya Allah, mahlukatın bizi rızıklandırıyoruz, biz yemeğimizi yiyoruz, şey yapıyoruz, ya içiyoruz ya. Yani nasıl bir İftiharı kutsi, efendime söyleyeyim, bir lezzeti mu mukaddese, bir sururu mukaddes. Vücudunu hissediyoruz ama mahiyetini bilmiyoruz tabii ki. Allah görür ama bizim gibi göze muhtaç değil ama görmesini biliriz yani. Evet, tafsilatına girmeyeceğim buna da yalnız şurada şu çok önemli. O içimizde bunu hissetmezsek karşılığını bilmiyoruz. Yani gözü olmayan birine gözden bahset mesela, şekillerden bahset. Allah rahmet eylesin, rahmetle anmış olalım. Allah ruhunu şad etsin, haberdar etsin. Bizim bir Ercüment abimiz vardı Osmaniye'de. Anadan doğma ama abi abimizdi, vefat etti. Ezberden Risale okurdu, Kur'an okurdu. Ben ona yazdırırdım. O kendi yazısı vardı böyle noktalama yapıyordu. Ondan sonra okurdu, ezberlerdi falan. Ben ona sorardım. Merak ediyorum çünkü Allah bizi hiç kör etmemiş ki. Bilmiyoruz körlerin dünyası nasıl bir rüya, şey dünya. Ona birkaç soru sormuştum. Mesela derdim abi rüya görüyor musun? Görüyorum. E, peki rüyada ne görüyorsun? Dedi rüyada da sadece ses var. Görüntü yok. Ağaç ne? Ağacı bilmiyor mesela yani. Dağ nasıl bilmiyor. Mesela renklerden falan konuşurduk. Yani işte su beyazdır efendime söyleyeyim böyle işte deniz mavi. Abi dedim mesela o filan şey mavimiş. Dedim abi sen mavi ne biliyorsun ya falan derdim. Bilmiyorum derdi Abdülkadir. Mavi, kırmızı hiç bilmiyorum ama işte su böyle olurmuş, işte kan kırmızı olurmuş. Karşı yani kelime olarak biliyor ama kırmızının mana olarak karşılığı yok. Renk olarak yok bizde yani onda. Allahu Ekber ya. Duygular da böyle işte bizim mesela açlık hissi olmasa karşılığı olmadığı zaman karşılığı olmayan bir şekilde yapılan şey his tam bir lezzet olmuyor. Mesela o fakire verdiğin o hal sen hissediyorsun Allah razı minnet etmeden sen o halde olsaydın bak Allah sana hissettirdi. Ona yardım etmek hissine oluyor. Sana vermiş oluyor Cenab-ı Hak bize veriyor. İkincisi ne? Onu sen kendi ruhunda hissettiğin için minnet etmiyorsun. Ben onun yerinde olabilirdim. Onun nasıl bir şey olduğunu o, o rızka o şeye ulaştığında o borcunu ödedi mesela nasıl bir futlu, mutluluğa, feraha. Sen de onu kendi ruhunda hissediyorsun. Elhamdülillah. Yani bak, bunu şey yapmak o zaman şükrü hakiki oluyor. Hakiki şükrün esası oluyor. Bunu kendi ruhumuzda hissetmezsek Mesela şu an oruç mesela Allah verdi. Mesela iktisadi olarak da bize şu an bir oruç tutturuyor mesela. Yani sadece Ramazan'dan mesela değil mi? Şu an mesela bak ekonomik olarak devletler, ülkeler bir oruç tutmak kemer. Ha fakirlerin halini bir anlayın. Ülkelerinden mesela evlerinden çıkamayanların korkusundan, namusundan. Siz bir, bir, bir gramlık yani iki milyon daha önce de söyle, derste söylemiştik. Şu an iki milyon kadar insan hasta. Bunları hasta eden de toplam virüsün ağırlığı bir gram. 1 gramla 2 milyon kişi hastalanmış. 10 milyon kişi hastalansa 5 gram. 5 gram. 5 gramla Allah bütün insanlığı evlerine soktu. Camiler her yer bak her yer kapandı. Korkuya bakar mısın? E şimdi Allah diyor ki ne hürriyetini kaybeden insanlar bak oruç tutturuyor insanlar. Anlayın diyor. Sen nasıl ki canını diyor kocanın kıymetli dükkanlarını önce canım dedin okulları kapattın vesaire. Peki bu milyonlarca kişi Suriye'de, Irak'ta, Maynamar'da fark etmez nerede olursa olsun yani. Arabı, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Hristiyan'ı, Yahudi'si fark etmez nerede olursa olsun. <laughs> Bu insanlar senin hem cinsin olan, insan olan insan. Allah insanlar oruç tutturuyor şu an tabi. Ekonomik oruç tutturuyor, hürriyet orucu tutturuyor. Anla diğerlerinin kıymetini. Ya korona mektebindeyiz arkadaşlar. Korona mektebinde Be peki ya. Korona mektebinde Allah bize neler bak, beşeriyete neler öğrettiriyor, neler talim ettiriyor yani. Demek ki onu yapabilmek için gerçekten o haleti hissetmek lazım yani. Benim evladım açısından ben evladıma nasıl böyle sevgi kol kanat geriyorum. Güzel elbise yemek yemesi beni memnun mesul ediyor. Aynı şekilde insanların diye evlatların. Onun annenin mesela o evladını sevmesi. Oh elhamdülillah annesi var onu seviyor. Sanki kendi evladımı. Çünkü ben Allah bana o hissi vermiş. Bana Efendimiz Aleyhisselam dedi ya sana Allah o şefkati vermemişse ben ne yapabilirim ki? Yani demek ki kendi evladını sevmek bunu hissettiğin zaman sen diğer evlatları da hem seviyorsun hem de diğerlerin annelerine, babalarına vesaire ne yapabiliyorsun şeyde bulunuyorsun. Açlık mesela Ramazan'da Cenab-ı Hak bize ne yaptırıyormuş? Efendime söyleyeyim. Muhterem dostlarım, abilerim, büyüklerim, kardeşlerim. Evet diyor ha. Eğer diyor nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef oldu. Bak muavenete mükellef iş bize Cenab-ı bizi yükümlü kılmış. Elin bir gözün birbirine elin ayağın birbirine vücudun azaları gibi yardımlaşmaya muhtaç olduğu gibi böbrek karaciğere bak yardım etmek zorunda. Yani zenginin yani e, bazen e, bir büyükümüz vardı öyle güzel şey söylerdi muavenet de çok hoşuma gidiyor Allah rahmet. İşte, etsin ölmüşse değilse ki hayatta olarak zannediyorum ama ihtiyarlamıştır. Kardeşim derdi. Şakir Hoca Adana'daydı. Şimdi Kırıkhan'da olsa gerek. Sakın derdi. Ha rahmetli şey Şakir Hocam dedi. Hem de Bestami Hocamdı. Allah razı olsun. Buna benzer şeyler ondan da işitmişim. Edibali kardeşimizin muhterem pederi. El, birbirini yu, 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 yuyan iki el gibi olmak diye derdi o da evlenenlere nasihat ederken. Şakir Hocamız da şunu derdi. Yani sağ el derdi böyle şey havaya girmesin. Bak ben temiz işleri, hayırlı işleri ben yapıyorum. Sen de temizlik işleri yapıyorsun sol el küsse gitse haydi ben tamam madem öyle ben ben, ben bu angar işler şey temizlikler bana sentik güzel işleri ise hadi bu gitti. Hadi bu çalışmıyor. Kim yapacak diğer kalan işleri söyleyin bakalım. He, temizlik işlerinde bir kez. Demek sağ elin şerafeti ve nezaheti ve nezaketi ve hayırlı işleri yapmasının sol ele muhtaç. Sol elin sol el bu işleri yaptığı için sağ el o işlerden uzak kalıp öteki işleri yapabiliyor sağ elin temizliği veyahut da sağ elin şerafeti veya kerameti sol elden kaynaklanıyor. Demek ki sol el olmasaydı Abu sağ el e ne olmayacaktı? Demek ki toplumda da böyle yani. Ya zengini, fakiri, birbirine muhtaçlığı, muaveneti, zengin fakirle, alim, yani kainatta Allah dünyada bir düzen kurmuş. Birbirine ne diyor? Net duruyor bakın. Muavenete muhtaçtır. İki el gibi. El, hadi tek başına bir el kendini yıkasın. Hadi nasıl yıkamak değil mi zor? Ama iki elle değil mi? Birbirini işte veslam hocamız ne dediği gibi birbirini yuyan yu 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 bizim orada yumak derler yani yıkayan iki el gibi. Bak birbirini ne yapar? Temizler. Allahu Ekber. Evet. Birbirini temizler yani. Fesu. Tırnakların için kendi kendine nasıl diyor? Ama bak o tırnağını şunlar da sünnette tabi, Beracimmiş bunların Arapça isimleri. Sünnette temizlikle alakalı 10 tane madde sayıyormuş. Bir tanesi de bu mesela. Beracim şu ellerimizin neleri şu derilerin buruşlukları var ya bunların içine kadar yıkamak. Şimdi mesela biz bu sünnetle öğrendik yani bunları. Ayakkabıyla eve girme vesaire. Şimdi açlıkla da mesela onu ilerleyen dersi okuyacağız. Perhiz, hastalıkların e, şeyler ama bu konumuz değil. Burada konumuz bugünkü konumuz kendi nefs toplum olarak ne yapması lazım? Zengini, fakiri aynı hissiyatla olacak yine fakiri ne hissettiğini ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Bir ona diyor mecbur oldu bakın muavenete mükellef oldu. Allah bunu ne yapmış? Hem şer'an hem de hayat içtimaydı ade adetullah olarak. Bu da çok enteresan da dostlar. Yani bu mükellefiyet eğer olmazsa Allah mesela yani bu yapılmazsa mesela işte komünizm belası, anarşi belası, hırsızlık belası bakın bunlardan çıkıyor. Fakir kendine ne hali işte Robin Hood olmak gibi. Efendime söyleyeyim ben onu kendine ne görüyor? Bir hak gibi görmeye çalışıyor yani. Ne yapıyor? Çünkü diyor benim diyor ya o evsizler, o yurtsuzlar, o baksızlar bir ara olmuştu hatırlarsanız. Bir sat komandasını bir tane e, balici, balici sokakta öyle bak sat komandası yüzbaşı. Sat komando yüzbaşı. Yani devlet onu yetiştirmek için yıllarını ve yüz milyarlarca para harcıyor bir öyle bir yüzbaşının yetişmesi için. Sat koma komanda. Hem denizde, kavada, harada, paraşüt atlar denizde, nehirde vesaire yani dört başı mamur operasyon yüzbaşısını sokakta bir tane balici sokak çocuğu yersiz yuvasız bir çocuk öldürdü bıçakla. Ya o zaman mesela ne olmuştu medya? Aa böyle bir dünya da varmış ya. Sokak çocukları da varmış. İlla bu sokak çocuklarını bakın birini öldürmesi şey yapması mı lazımdı? Ya işte toplum mesela ne yapması lazım? Özür dilerim dostlarım toplumun kendisi içinde onu bilmesi lazım. Senin yavru nasıl ki yuvaya muhtaç? işte toplum olarak, devlet olarak ne yapmamız lazım? Onları el atmamız lazım. Ya ne yoksa senin o, o bir gün o beğenmediğin, burun kıvırdığın, şey yaptığın, hissetmediğin bir gün Allah muhafaza senin çoluğuna, çocuğuna musallat olsa, senin kızına musallat olsa o zaman mı şey yapacağız? Ya hissetmek işte bunu mesela yani. Bak ne yapmak? Hissedip ona göre onun yerinde ben olabilir miyim? Olabilirim ya. Ya onun yerinde ben olabilir miyim? Olabilirim. Fe subhanallah. E, Abdülkadir Geylani Hazretleri için rivayet ederler de bir sarhoş şey yapmış. Aklımda kadar kalanı söyleyeyim. Taha kardeşimiz de biz onu göndermişti. Allah razı olsun. Arapça da bizim İbrahim Kırşavi bana anlatıyordu. Yani ya Abdülkadir Abdül, ya Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyor sarhoş. Allahu Kadir. Allah Kadir midir? Naam O kadir diyor. Evet o kadirdir diyor. Biraz geçiyor. Ya Abdul Kadir. Allahu Kadir. Naam Kadir diyor. Biraz geçiyor. Biraz daha diyor. Ya Abdul Kadir. Allah Kadir mi? Kadirdir deyip bir kez o zat ağlıyor Abdul Kadir Geylanızdır. Çok ağlıyor. Yani yandakiler anlamıyorlar tabi. Ya bu ne dedi bu sarhoş? Kadir Allah Kadir mi? Allah gücü yeter mi? Yeter mi? Yeter. Evet. Demiş Allahu Teala'ya seni. Ya Abdul Kadir demiş. Yani Allah yani birincisinde şunu kastediyor. Abdul Kadir anlıyor o sarhoşun dediğinden. Fe subhanallah. Ey Abdul Kadir. Allah beni yani Allahu vesselamaleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi Muhammed bu günahı terk et ya iyi bir adam olmamı şey, kadir midir? O da diyor Allah kadirdir diyor. yani Peki diyor Abdul Allah benim günahımı affetmeye kadir midir? Kadirdir diyor. İkincisi şey, işte ikinci, 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 bu. Üçüncüsündeki de şu Allah kadir mi kadir. Neye on dedi bir kez? Abdülkadir geli ağlatan bu. Ne? Allah diyor yani ey Kadir, beni senin yerimde seni de benim yerimde yapmaya kadir mi? O da kadirdir deyip ağlıyor ya. Yani ya Abdülkadir senin garantin var mı? Sen sarhoş olursun ben Kadir olurum. Allah yapar mı? Yapar. Kadir mi? Kadir. Kadir Geylani. Ve o zat gerçekten de tövbeye nasih etmiş. Tövbe öyle bir veli salih kul olmuş. Ya yani Allah kadir mi kadir? Zengini fakir bir kısmınızı diyor mallarla, evlatlarla, bazen diyor bollukla, bazen darlıkla, bazen çoklukla, bazen evlat vermek, bazen vermemekle diyor sizleri ne yapar? diyor nadiyu ala kulli mawt hayata liyabluwakum liyabluwakum ahsanu yani cenab-ı hak sizi ne yapıyor öyle imtihanlarla hanginiz bakalım tabiri caizse bir yarışma bir müsabaka gibi liyabluwakum ayyukum ahsanu hanginiz en en güzel işleri bulunduğu ortamlara çıkaracak güzel işlere muvaffak olacak evet Allah bizi bazen işte bazen varlıkla bazen darlıkla imtihan eder ama varlık da imtihandır yoklukla da imtihandır. Bazen varlıkla olan imtihan darlıkla olandan daha çok zor olabilir yani. Bazen nimet nikmet olabilir, bazen nikmet nıkmet olabilir yani. Bazen bakarsınız ki zenginlik yani Allah'a götürmeyen zenginlik insanın çünkü diyor o malları diyor, altınları, paraları boğazlarına tabiri caizse ne yapılacak? Ce, cehennemde cehennem kelepçeleri suretinde ateşten halkalar olarak boğazlarına, vücutlarına geçirilecek yani. Allah muhafaza etsin yani. Allah bizi muhafaza etsin. Evet. Evet. Allah razı olsun. Hadi bari kardeşim Allah. Allah'ın ve huwa ala kulli şeyin kadir evet ve huwa ala kulli şeyin kadir evet ne dedi mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Ya bizi mükellefiz çünkü ona onun o hissetmek. Toplum olarak mesela bak burada dedi toplum. Toplum olarak bunlara biz bu fakirimize evet Allah da neyi onun için şey yapmış inşallah bu zekatla alakalı ayrı bir ders yaparız. zekatın topluma ki bununla koronayla alakalı yaptığımız toplumdaki dengesizlik ve adaletsizliğin faiz sisteminin beşeri bütün tabakalarını nasıl şu an dünyadaki gerçek savaşların arkasındaki sebebi ne söylemiştik? Ekonomik sosyal savaşların en büyük sıkıntısı ekonomik düzensizlik, adaletsizlik. Bunun da iki sebebi var. Sen çalış ben yiyeyim. İkisi ben tok olayım başkası açlıktan olsa bana ne? Sen çalış ben yiyeyim nedir diyor bunu kesen riba. Allah'a ne diyor? Ve ee, yemhullahu Allah mesela Allah diyor ve yürüme Allah mesela Allah harama şey hmm, e, ribayı haram kıldı, ticareti helal kıldı. Ha, ticareti helal, yani kazanmak, kar etmek, ama Allah. ikincisi yine şey yanda ne diyor? vakı sırat ve tuzeki namaz kılın ve zekat verin yani. İkincisi de emri de yani sen ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Nin kökünü kesen zekat müessesesi. Yani toplumlardaki ferah, adalet, düzen, eşitlik, doğruluk, dürüstlük vesaire temelindeki iki şey. Kur'an bak iki tane şey vaz ediyor. Toplumdaki bütün o sosyolojik tabakalar arasındaki sürtüşmeleri, hırsızlık, arsızlık, namussuzluğun yani ekonomik olarak rüşvet hepsinin tabiri caizse kökünü kökten kaldırabilecek bir sistem. Hakkıyla yapılırsa, hakkıyla yapılabilirse faizin yasaklanması, iki zekat müessesinin çalıştırılması. Şöyle bir parantez söyleyeyim. Sadece dünyadaki zenginlerin diyor, zenginlerin dünyadaki yüzde on olan yüzde onu teşkil eden zenginlerin mallarının zekatının zekatı bak zekatı değil mallarının zekatının zekatı dünyada fakir aç bırakmıyor. Bu kadar işte düzensizliği düşünün. Dünyada dünyada aç bırakmıyor. Bak zeka, dünyanın yüzde onun oluşturan yüzde onunu diyoruz ha o kaymak tabakasını oluşturan o yüzde onun zekatının zekatı dünyada hani kırkta birin kırkta 1'i biri dünyada fakir bırakmıyor. Düşünün. İşte Allah mesela Muhammed. Allah insanla adalet için istiyorsanız diyor. İşte mesela oruç ne yaptırıyor bize diyor. Ya muavenete mükellef oldu. İhsanı bir yardım yapamaz diyor. Eğer oruç tutmazsa açlık ne demek olduğunu bilmezse. Yapsa da diyor. Peki yaptı. İmanı var yapıyor. Yapsa da diyor tam olamaz. Bak 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 çok önemli. Niye çok tam olamaz? Neden? Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Verir ama böyle şey gibi. Ama o açlık ne olduğunu bilirse Al kardeşim sen de. Çünkü açlığı kendi hissetmiş. Yokluğun ne demek olduğunu biliyor yani. Veya o ya kendi yavrusuna ekmek götürmenin, elbise getirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, borcunu ödemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, ihtiyacını gidermek, ailesine karşı izzetli durmak ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyor. Onun karşıya ne yaptığı zaman, onun da öyle olduğunu kendi hissettiği için, ötekinde ne yapıyor? Allahu sallallahu aleyhi ve sellem tam hissetti. O zaman işte ya tam oluyor. Tam olması lazım. Çok enteresan bir şey yani. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselam peygamberlerin de yani. Ya Allahu Ekber. Her bir peygamber diyor gelmiş ki çobanlık yapmasın. Fakir olmasın. Bak zengin olmuşlar, hep şeylerde bulunmuşlar ama hep neyi tercih etmişler? Onları mesela öksüz peygamber Efendimiz Aleyhisselam yetimlerin ne hal olduğunu en iyi hisseden bak yetimlerin kimsesizliğin hanımını kaybetmiş. Ya hani bazı derler ya. Ee, komşu komşunun tür şeyini türkü çağırarak arar gibi yani. Peygamber Aleyhisselam e insanla her konuda örnek. Açlığı da şeyliği de her konuda örnek. Ya dışarıdan özür diliyorum gazel okunmuyor yani. Müslümanlara da bak mümin. Ya zengin bir kul olabilir. Babası sanası zengindir. Zengin bir muhitte doğmuştur. Zengin muhitte yetişir. Açlığın, fakirliğin ne olduğunu bilmeyebilir. Ama Allah herkese oruç vasıtasıyla ne yaptırıyor? Ya bizim oralarda da mesela bunları bilelim diye mesela okumanın kıymetini anlayalım. Fakirliğin veya malın. Herkesin. Zengin miydik? Hayır. Ama dedi ya herkes kendinden bir derece fakirini yapabilir? Bulabilir yani. Evet. Ya, ya yarım ekmek bulabiliyor, yarım ekmeği bulamayanlar da var. Ya biz un kavurması, salça kavurması yer, salçayı kavurur yerdik yani. Ya, ya, onu bulamayanlar da var. Ya ekmek un da yok, salça da yok yani. Un kavurması bulan da yok yani. Abi, o zaman peynir, zeytin biraz lüksdi yani. Babamız bize derdi, ulan zeytin zeytini iki üç defa hazır olursa diye işte ekmeğe katık et diye yani. Kıyma şimdi maşallah sofralarda on çeşit var. Çocuklara yediremiyoruz yani. Yemiyorlar yani. Allah Türkiye maşallah Cenab-ı Hak çok ihsan etti. Ama o halimizde bile annemiz rahmetli validem bizleri mesela ilk e, ilkokuldayken şeye gönderirdi. Çıraklığa gönderirdi. E, sabah okula giderdik. Öğleden sonra mobilya çıraklığa giderdik. Çalışacağımızdan mı o kadar sanki? Çırak yani. İlkokul talebesi ne yapabilir ki? yani komşularımıza rica ederdi işte mobilyacılara bunlar bize toplum hayatı nasıl bak fakirlik var usta var getir götür orada mesela kızıyorlar getir ha bak okumanın kıymetini bil fakirlik bu bu. işte bunlar böyle oluyor efendime söyleyeyim topluma ha ben mesela şimdi bir mobilyacıya mobilyanın mesela saygı duyuyorum zımparalamak nedir yani iyi kötü değil mi zımparalamak tornavida vesaire o toz duman efendime söyleyeyim e, tiner miner hepsini biliyoruz yani ya boyalamak nasıl üstü ya üzerine şey atıyor bir kat iki kat her neyse pastanede çalıştık bilme yani çok şeylerde bize bunları mesela toplum bize bunu aynı zamanda ders verirdi mesela büyüklerimiz çalışmanın nasıl bir şey olduğunu mesela es, şu an toplumumuzda da mesela çok işte profesör olan vardır zengin ne diyor küçüklüğümde diyor çıraklık yaptım vesaire şöyle yaptım böyle toplumun dolayısıyla diğerlerini anlayabiliyor bunu anlamayan şu an bir nesil geliyor yani bizde mesela bu var şu an beni dinleyen benim yaş ve ortalaması olanlar mesela çok iyi hissediyor bunu dediklerim mesela karşılığı var bunların toplumda kendimizde ama e, yani işte Z kuşağı mı ne dedikleri yani özellikle 90'dan şey 90'dan ve özellikle 2000'den özel 2000'den sonra doğan çocuklar yani 2000 yılından sonra doğan çocukların bunlar ne diyor ya? Bunlar mesela. Toplum mesela bunlarla ne yapıyordu? Allah mesela aleyhi seyyidine ve nebine Muhammed. Kendini mesela bir kendinden fakiri bilebiliyor, meslekleri bilebiliyor, onlara saygı görüyor. Kıymetini, hayatın kıymetini, eşyanın kıymetini vesaire anlıyordu. Şimdi mesela bunlar yok hakiki o nimeti dedik ya biz ekmeği yerden bulsak öpüp öp koyuyorduk mesela. Şimdi mesela bu duyguyu hissedemiyor. İşte Ramazan mesela Ramazan toplum olarak bize bunu geri şaptıran Ramazanların Ramazan olarak yaşandığı toplumlarda açlık ne kadar zengin olursa olsun ya açlığı hissediyor yani. Ben bakıyorum yani dostlar mesela Allah kabul etsin yani Arap ülkelerinde çok ülkelerde de bulundum. Ramazan ayında çok acayip bir şekilde ikramlar ihsanlar ya Ramazan'dan sonra hem Ramazan'da çok sevap var tabii. Ramazan'da kim diyor bir oruçla iftar açtırırsa ki orucun sevabı çok büyük ancak cennet verir diyor. mesela ibadetlerin sevapları var ama hepsinin bahsedilmiş ama orucun sevabı diyor Allah onu cennette ben diyor kuluma özel yani açıklanmamış sürpriz bir sevabı var onun yani sürpriz bir sevabı var. Kim diyor diye böyle bir bir oruçluya iftar açtırırsa çok kıymetli bir ibadet. Or Allah bize orucu oruç olarak tuttursun. Oruçlunun diyor sevabından hiç kız, tabii eksilmeden orucu açtıran kim? ya yani Bir hurma verdi, bir zemzem verdi, bir yemek ikram etti. Aynısı diyor ona oruç tutmuş gibi. Yüz kişiye mi oruç açtırdın? Yüz tane oruç tutmuş gibi. Sen bir tane oruç tutmuştun. Yüz tane oruç sevabı aldın yani. Oruç açtırdın ya yani şimdi. Fesubhanallah. Mesela bakıyorum Ramazan ayında bunun tabi hem sevap olmakla birlikte insanlar kendileri de aç oruç tuttukları için yani mesela oruçluya ikram etmenin lezzeti çok farklı diye ben acım o da aç onun aç olduğunu biliyor. Hatta yarışa gidiyorlardı hele Medine-i Münevvere'de Mekke-i Mükerreme'de insanlar lütfen benim soframa gelir misin diye. Ya hatta o çocuklara para veriyorlardı parayla çocuklar mesela gidip ellerinden tutup getiriyor sofraya ne kadar misafir getirirse misafir başına o çocuklara para veriyorlardı. Allahu Ekber. Ya Allahu Ekber. İçeride mi ikram edenleri, dışarıda birbiriyle yarışa girenleri mi dersiniz? Ondan sonra bir sadaka böyle dağıtanları mı dersiniz mesela? Allahu Ekber böyle insanlara. Şimdi sair vakitlerde de olmuyor mu? Oluyor ama bu ayda Ramazan ayında çok fazla oluyor. Neden? Çünkü açlığı biliyor, fakirin ne çektiğini hissediyor ve gerçekten o parayı verirken, yemeği verirken ihlaslı bir şekilde veriyor. Niye? Çünkü o da aç oldu artık. <laughs> gelin iftar sofrasına ne olursunuz gelin. Yarışıyorlar birbirine. Bizde de demek oluyordu. Allah gereği iade ettirsin ne yapalım? Ya allah Ekber. Demek şimdi başka ders almamız lazım. Sofralarımız değil mi? Her zaman eve davet ediyorduk, misafirliğe, misafirliğe gidiyorduk. Efendime söyleyeyim. Her zaman insan davet eder ama Ramazan'daki iftar sofralarımız başka açlık, açlık da yani sevabın bir tabi bunu yapıyor bize terkip, ter, ter, rağbetlendiriyor ama onu kendi içimizde hissediyoruz ya sofrada mesela o insanların aç, senin gibi aç, o ekmekten, yemekten, lezzet almalarından o kadar lezzet alıyorsun ki öyle şeyle çalışıyorsun ki işte onun bir sırrı bu, sen de acıktın çünkü, acıkmanın nasıl bir şey olduğunu, acıktığında o yemek iftar sofrasındaki o çorbanın o ekmeğin, o yemeğin ne manaya geldiğini sen de hissediyorsun onun için ne oluyor mesela? O duygu sende farklı şey yapıyor. Demek ki Ramazan ayı topluma nasıl bir okul, nasıl bir mektep? Evet. Ne diyor? Ya eğer diyor nefsini açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla bir bak. Ne vasıtasıyla? Şefkat, acımamız, merhamet etmemiz diyor. Muavenete yardım etmeyi mükelle bak. Bu bizim üzerimize mükellefiz biz. Nasıl ki vergi mükellefisin? Aynen onun gibi biz mükellefiz ya. Allah bizi onlara ne yapmaya mükellef olmaya yani yardım etmeye birbirimize mükellef etmiş. Olduğu ihsanı diyor ona o bağışı, ikramı, lütufu diyor ve yardımı ne yapmaz? Yapamaz. Hissetmezse. Hissetmezse yapamıyor. Ama diyor yapsa da diyor tam olamaz. Neden? Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Çünkü hakiki o haleti. Demek ki gerçekten onun nefsinden hissedeceksin. O haleti, o durumu ne? Kendi nefsinde hissetmiyor. Demek kendi ibadetlerin kabul olması için alın size bir formül daha bize çıktı. Yani biz mesela gerçekten yaptığımız ibadet Allah için yaptığımızın Efendime söyleyeyim Allahu Teala aleyhi ve Nebina Muhammed ve Ali Seyyidina ve O haleti gerçekten ruhumuzda ne yapabilmek? Ruhumuzda hissedebilmek, ruhumuzda hissedebilmek. Allahu ekber. Fe subhanallah. Ruhumuzda ne yapabilmek? Onu hakiki manada hissedebilmek allah Allah'u Ekber ya Rabbim ya Resulallah ya kendin yani biri sana muht onu kendi yerine koymak var ya işte adına bugün onun adı empati diyorlar empati zaten şu empati yapabilse var ya insan mesela karşımızdaki bir insana bana mesela yüksek sesle biri konuşsa mı hoşuma gider? Yoksa mu, merhaba muhterem nasılsınız? Diyeyim? Böyle böyle hoşuma gider. E sen de öyle yap. Ötekine bağırıp çağırıyoruz işte. O haleti kendi ne yapmak? Gerçek manada o haleti diyor hissetmek, hissetmek. Demek ki formül bu. Hissedebilmek. Eğer bunu hissedebilirse zaten insan ihlaslı oluyor amelinde de Allah'ın izniyle. Çünkü gerçekten muhtaç olan birine ona minnet, muavenet ne yapıyor? Ben yaptım ha, ben verdim ha. Değil ya sen de tablacısın zaten. Tablacı hükmündesin mübarek. Ama onu o tablacılığımızı da Allah bize ne yaptırıyor? Sen diyor sevap bu, rızkı veren benim, mülk benim. Ama sana şefkat verdim. Sen nasıl ki acıktığın zaman suyu suyu vesaire vesaire biliyorsun borcunu haricini vesaire evladına yardım etmeleri. Aynen böyle. Evet. Şimdi son cümlemizi geri şeyi tekrar edelim, toparlayarak bitirelim. Her gün bir nükte fazla sıkmayalım. Bir saati geçirmemeye çalışıyoruz. Nedir o da? Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem abim, Muhammed e, Allah şu an dünyaya bir dostlar, biraz daha bu şeyler büyüyebilir. Allah'ın izniyle Türkiye'de yazın gelmesiyle bu işlerin çok çok azalacağını ümit ediyoruz, dua ediyoruz. İşaretlerden, ilmi şeylerden bunları anlıyoruz. Ama bu süreç devam edebilir. Şu an insanlar ekmeğin, gıdanın ne kadar mühim olduğunu, hürriyetin ne kadar ne önemli olduğunu anlatıyor bize. Bize düşen bir görev var dostlarım Müslümanlara bakan görevi, göreviyle ötekilere bize zaten dinlemiyorlar. Dinlerlerse aha burada dersler var onlar için de ama bize bakan biz Müslümanlar olarak ha demek ki mesela Suriyeli kardeşlerimizin değil mi? Ya açlı onlar vatanlarını ben bazılarına sormuştum yani bu çok önemli bir şey dostlar. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ya işte vatanlarını terk ettiler geldiler dedi böyle şöyle oldular bilmem dedi. Tamam dedim ya tamam tamam. Hadi sen dediklerini tamam kabul. Farz edelim ki kabul edelim bunları. Size dedim bir şey söylüyorum dedim. Siz dedim vatanınızı terk etmek değil, başka yabancı dilin konuşulduğu bir ülkeyi de söylemiyorum. O ülkede gittiğinizde eviniz yok, barkınız yok onu da söylemiyorum. Sadece bir şey söylüyorum. Siz bu halinizde kayınpederinizin, kayınvalidenizin veyahut da annenizin, babanızın, kendi anne babanızın evinize e, kaç gün misafirliğe gidip kaç gün kalabilirsiniz? 3 gün, 5 gün. Ya 15-20 gün kalmaz Niye? Rahat edemem ki dedi. Ya dedim Allah seni cennete koysun insan. Sen babanın evinde bir haftadan fazla kalıp rahat edemiyorsun. Bak baba herkesin kendi evi gibi. Bu ya bu adamlar başka bir ülkeye geliyorlar. Hem de kimisi akrabaları şehit olmuş belki anası babasını öldürmüşler veya zulüm zulmetmişler veya 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 veya. veya. Ala külli akrabalarından birini öldürmüşler bu insanlar. Evleri bombalamış, bahçeleri bilmem ne olmuş vesaire vesaire. Bu insanlar buraya kendi ülkelerini bırakıp Bakın başka bir eve misafir, vallahi biz misafirliğe gidiyoruz. iki saat, 3 saat zor kalıyoruz değil mi? Aman rahatsızlık mı verdik? Bilmem ne yapamadık, oturamadık. Onlar rahat etmedi. Bize... Şunlara bakar mısınız dedim ya. Yani çoluk çocuklarıyla her şeylerini bırakıp bak. Her şeylerini. Yanlarına belki bir, bir parça ellerine kaldırabilecek kadar elbise ne alabildilerse. O kadar ya. Ya. Bu kadar sadece bu kadar olabilirdi yani. Ya. Şimdi Bitsinler diyenlere. Haydi bakalım. Ya. Ya. işte o haleti insanlar şu an Allah bizi bizi hürriyetin kıymetini bak. Bir evimizdeyiz abi de kendi evimizdeyiz dostlar şu an. Kendi evimizdeyiz ha başkasının yanında değiliz. Bar değiliz kimseye. Elhamdülillah. Ya elhamdülillah evimizdeki ihtiyaçlarla en az bir ay ne yaparız? Atlatırız yani. Bir ay bir ay atlatırız yani. En kötümüz yani. Ya bu insanlar bak Allah bize ne yaptı? Bunların haletlerini bir hisset bakalım dedi ya. Hissetin bakalım yani. Evet. Böyle ileri geri konuşanlar. Ve subhanallah ve subhanallah. Hiç kolay değil. Onun için ben onu şey yapanlara diyordum. Yani dostlar diyorum böyle lütfen ileri geri konuşmayalım. Allah bize bak bir imtihan verirse vermesin. O zaman bilirsiniz yani. Ya bu kalın. Niye diyor savaşmadılar? Ya mübarek kime savaşsın? Kendi devletine karşı insan savaşır mı? Silahlı güçler var. Hem de dünya devletler orada. Amerika'sı bir İsrail'i bir taraftan girmiş. Rusya'sı o taraftan kendi devleti kendi kanını içmeye susamış. Bu adam kime savaşacak Allah aşkına? Devleti değil, başka bir devlet gelmiş olsa da devlet o, çıkmaz. Ölür gene vatanını ne yapmaz? Terk etmez iyi kötü. Kadın, çoluk çocuk onlar ayrı mesele. Ama o kime savaşacak Allah aşkına yani dostlar ya. Fitne çok acayip bir şey. Bu ahir zaman terör örgütleri üzerinden yapıyorlar. Kimin ne yaptığını o, o şeyi bilmeden yani Şapmak çok zor. Şapmak çok zor. Allah basiret versin. Daha öncesinde bu neydi? Bizim doğudaki vatandaşlarımıza değil mi öyleydi yani? İşte terör şeyi münasebetiyle bak Anadolu'ya göçmek zorunda kal. Ev vermiyorlardı mesela bak. Zulüm ediyorlardı. Bir kez onları kabul ettiler çok şükür de Tekirdağ'da eskiden doğu vatandaşı gelse ev vermez, işe almıyorlardı. Şimdi onlara kendi Türkiye vatandaşı olarak kabul ediyorlar. Bir kez Suriyelilere böyle şey bakıyorlar. Demek beterin beteri varmış. Beterin beteri varmış. Hiç kimse onlara şu an bir şey demiyor. Dememesi lazımdı yani zaten. Öyle. Allah bize selamet versin. Sadece bu onlardan bir tanesi. Bakın bizim onların haletini anlamamız için Allah bize bir mektebe, bir okula. Ama şu önemli. O haleti kendi nefsimizde hissetmek. Korona bize bir nebze hissettiriyor hürriyetin. Ölümü mesela değil mi? Bak ölümü. Yakınlığını hissettik. Ölüm ne kadar zor bir şeymiş ya. Bir ölüm için bak herkes evine bazı dükkanları kapattı. Ya bu adamlar bomba düşüyor. Televizyonda canlı yayında görüyoruz kardeşlerim ya. Sanki buradan film seyrediyoruz. Bomba düştü. Ya yanından kimse ölme, hasta olabilirsin diye evlerimize kapandık şu an biz ya. Bütün dünyayı bir gram mikrop, iki milyon kişi bir gram mikrop eve kapatmış vaziyette. Ve ölebiliriz? Nefes... Al ya bu adamlar milyonlarcası öldü ya. Milyonlarcası öldü. Milyonlarcası ne yaptı? Öldü öldü. Ya milyonlarcası Irak'ta vefat etti. Şehit oldu. Milyonlarcası nerede vefat etti? Şehit oldu. Suriye'de şehit oldu. Allah bizlere basiret versin inşallah. Ya Maynamar'da öyle Doğu Türkistan'da öyle. İnsanlık demek ki ders almaz. Müslümanlar olarak en azından biz bunu kendi içimizde ne yapacağız? Hissedeceğiz yani. Ne yapacağız? Hissetmemiz gerekiyor. Bunların da farkındalığını veren işte bize Ramazan ayı bize, 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 bize bir oruç, bize bir mektep, bize bir medrese Kur'an-ı Kerim bize ne yapmış bunları anlatmış. Elhamdülillah kitaplar bunları yazmış. Bunları ders veren ulema var. Allah bizlerden inşallah ne yapsın? Allah sizlerden de razı olsun inşallah. İstifade etmeyi, okumayı, ne yapmayı efendime söyleyeyim. Ee, bu dersleri dinlemeye çalışalım. Günümüzün bir saatini ayırıyoruz gecelerimizde. Ramazan'da ne yapıyoruz? Bire binle, en az bire binle çalışıyor, çarpılıyor. Teravih namazlarımızı kılalım. Kılamıyorsa hasta olanlar vesaire varsa 8 rekat kılabilir. Kılamıyorsa yani nefsin çok ağır bastı. 8 rekat kıl. E, belim ağrıyor bilmem ne yapamıyor. İşte tansiyonum var vesaire olanlar varsa onlar oturarak kılabilir. Farz namazı rükû sücüt yapsın veya çok yorgun tansiyonu var mesela oturarak da kılabilir yani. Sünnet namazı olduğu için ama vitri kalkıp ayakta kılsın. Kılabiliyorsa tabii yani. Hiç kılamıyorsa zaten onun için her zaman o ayrı. Ama e, nafile namazlarda böyle bir ruhsat var. Çok yorgun olmak, çok hasta olmak vesaire. Yani normalde namaz kılabiliyor ama 20 rekat uzun ben şey yapamıyorum. Oturarak da ne yapabilir diyor. O namaz böyle bir ruhsat var. Mümkün mertebe tabii şey yapmak lazım. Cenab-ı Hak inşallah yaptığımız, yapacağınız ibadetleri dergazetinde azetinde kabul ve kabul ve karin eylesin. Subhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneke entel adimul hakim. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملتنا ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين Allahümme ya Rabbena takabbal minna ve eşfi maradana ve erham mevtaana ve ğfır düyunana ve beyyid vecûhena ve ster ayûbena ya Rabal âlemin ey semâvet ve arzın halikü'z-celâl ey Ramazan'da Kur'an'ı inzal eden zâtü'z-celâl indirdiğin Kur'an Hakim'in hürmetine ve Kur'an-ı Hakimi üzerine indirdiğin Resulü ü Ekrem'in şerefine ve Kur'an-ı İsmai hürmetine ve makbul ibadının hürmetine ve Ramazan'da yapılan ibadetlerin hürmetine ve makbul ibadının hürmetine bizleri kendine kul Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Yaptığımız ibadetleri ya Rabbim birimizi bin eyle ya Rabbi. Biz yani keşke bir, bütün ömrümüz keşke oruç tutsak. Bütün anımız keşke secdelerde olsa. Bütün bir dilin bildiği dille değil ya Rabbim. Ağaçların yaprakları sayısınca denizlerdeki bulutlardaki damlaların sayısınca seni tesbih edip bizi zikretmek isterdik. Meleklerin, ruhaniyatın, mahlukatın, mevcudatın, enbiyanın yapabilse çünkü sen onlara layıksın ya Rabbi. Ya Rabbim o niyette hadsiz bir itikat külli bir niyet ile bütün hepsinin ibadetlerini niyet ediyoruz. Çünkü hadsiz bir itikatta sen ona müstahak olduğunu biliyoruz ya Rabbi. Elimizden gelseydi vallahi yapardık ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'te bire bin diye buyurmuşsun en az. Ya Rabbim bire binleri de milyonları da sen hadsiz ihsan edersin. Biz senin rızandan başka bir şey istemiyoruz. Bininde de değiliz, on bininde de değiliz ya Rabbim. Bini verdim dediğin bize demek ki daha çok razı olduğunun, emrettiğin bu günlere hürmet etmemizi istediğin için hürmet ediyoruz. Yoksa çocuklar gibi ücreti bir şey yapan onlar ya Rabbim böyle ibadete alıştırmak için olanlara, şey yapılan, rağbet ettirmek için olanlara, bilmeyenlere ya Rabbim bizi seni emredildiği için bu ayın hürmetini, Kur'an-ı Kerim'in hürmetini, sana ibadetin mahiyetini bilip idrak edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi sana hakiki kul eyle ya Rabbi. Resulü Ekrem Aleyhisselam'a bize hakiki ümmet eyle ya Rabbi. Onun şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Sünnet senesi ittiba muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda, dertli olanlara ya Rabbi. Maddi manevi dertler, günahlardan gelen dertlerimiz var. Gilanlar, şeytanlar kalplerimizi ya Rabbim etrafımızda manyetik, elektromanyetik, her türlü görünür görünmez şeytanlar ivasıyla. Hakikati anlamamızda perde oluyor ya Rabbi. Hakikati tatlı suyu acı diyor dilimiz ya Rabbi. Onun gibi hastalanmış, kalbimiz bu hakikatlere karşı kabileşmiş. Ya Rabbi en basit hakikati bile, en zahir hakikati bile göremeyecek kadar olabiliyor. Ya Rabbim günahlarımızı affeyle. Hini sebavetimizden bu ana kadar, Blue anımızdan bu zamana kadar bütün işledim bilerek bilmeyerek işlediğimiz günahlardan tövbe ediyoruz ya Rabbi. Bize tövbe-i nasih böyle eyle ya Rabbi. Bir daha işlememeye az mı cehd eyledik ya Rabbi bütün hem kendi günahlarımıza, bütün insanlığın günahlarına, kardeşlerimizin, ana babamızın günahlarına da tövbe ediyoruz. Dostlarımızın, evlatlarımızın günahlarına da tövbe ediyoruz. Onları da affet ya Rabbi. Şüphesiz ki ne sen, sen ne bizleri, ne onları, ne de bu insanlığı küfür için, dalalet için, hıyanet için yaratmadın ya Rabbi. Biz yanlış yaptık ya Rabbi. İnsanlık yanlış yaptı ya Rabbi. Onlar adına da özür diliyoruz ya Rabbi. Sen içimizdeki ahmakların yüzünden, sen içimizdeki hainler yüzünden, sen nevi beşerdeki dalalet ve şeytanın avanesi yüzünden masumları da perişan etme ya Rabbi. Bir an önce ya Rabbim maddi ve manevi bu dertlerimize, borçlarımıza edalar, ülkemizi ve alem İslam'ı ve insanlığı bir an önce gerekli dersleri alıp İnşallah geri daha güzel bir suyla sure, gel güzel bir günlere ya Rabbim. Kıştan sonra baharı verdiğin gibi, geceden sonra sabaha verdiğin gibi insanlığa gerçekten gerekecek bir hürriyeti, adaleti, beşere de inşallah bu hastalığın şifasıyla birlikte yeni bir aleme, yeni bir dünyaya, yeni bir şeylere bizi ya Rabbim bizi uyandır. Onları bize ihsan eyle ya Rabbim. Ahirete intihal etmiş olan annelerimiz, babalarımız ve akrabayı talikatımız ve ehli imandan kimler varsa, vatana, millete hizmet eden şehit ve şuhada, kim bu vatana millete vah bu hastalıktan mazlumen ve mağduren ve iman ile ölmüş olan kardeşlerimizi manevi şehadet rütbesi ihsan eyle, günahlarını affeyle, kabirlerini pürnur ile ya Rabbi, günahlarını ve taksiratlarını affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bana günahlarımızı ört ya Rabbi. Gecenin şu an gece gün gece gündüzü nasıl örttüyse ya Rabbim sen de bizim günahlarımızı öyle ört ve mağfiret bizi utandırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi utandırma ya Rabbi. Bir kulum bir kulumun diyor bilim görün bir kulum bir kulumun ayıbını görür onu örterse ben de onun bilmediği mahşerde onun kusurlarını örterim diyor. Ya Rabbim bizi kusurları örten erdi. Mevlana'nın dediği gibi kusurları örtmede gece gibi ol. şefkatte merhamette deniz gibi ol. Ya Rabbim bizlere nasip eyle o genişlikte inşallah ya Rabbi. Ey Rabbimiz unuttuk veya hata ettiklerimizden dolayı bizi muhafaza etme ya Rabbi. Ya Rabbi ve ayaklarımızı sabit kıl ya Rabbi. Hayır ve şerin arasında, şeytan ve arasında kaldığımızda ya Rabbi bizi daima hayrı meleğe ittibada fıtratımızın ve sen emrettiğini seçenlerden eyle ya Rabbim. Ya Rabbim şu Ramazan-ı Şerif'in gecelerini ihya'ya muvaffak ve orucumuzu da hakiki oruç eyle ya Rabbim. Gözümüze oruç tuttur ya Rabbi. Kulağımıza oruç tuttur ya Rabbi. Dilimize, burnumuza, kalbimize. Ya dilimizi gıybetten, gözümüzü Hak Kur'an'a, Kelamullah'a bakarak Kulağımızı hak söz işiterek Ya Rabbi gerçek bir oruç tuttur. Hakiki bir oruç tuttur. Bütün azalarımız oruç tuttur Ya Rabbi. Ve orucun hem gerek bizim rububiyetine, nimetlerin şükrüne bakan cihetiyle hem de topluma bakan cihetiyle de bu nimetleri vermediğin kullarına o nimetlerin ulaşmasına, ihsal edilmesine sadakamızda zekatımız onu kendi halimizde gerçekten hissedip ihlaslı bir surette bu ibadetleri yapmaya bizlere nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Ya Rabbim bizi ümmete insanlığa yaptığımız nimetlerin ihsalinde bizi diğer kullarına minnet ettirme ya Rabbi. İnamın nimetin sahibi sensin, veren sensin, alan sensin ya Rabbi. Dahi neyimiz vardır ki? Ya Rabbi Malikül mülk olduğunuz bize öyle onun imanını, idrakini ver ya Rabbi. Bugün, bugün konuşan dillerimiz, tutan ellerimiz, gören gözlerimiz var. Yarın belki bunlar tutmaz, görmez ya Rabbi. Ya Rabbim şu tescilleri, şu aminleri, şu nasıl ki şu an bilgisayar kaydediyor ya Rabbim hazır olan melaiken. Ya Rabbim kaydetsin kıyamete kadar ahirete ebede kadar bizim lehimizde şehadet etsin. Hazır olan şu cemaati, hazır olan melaikeyi, hazır olan ruhaniyatı, arşta her şeyi sen gören, her şey bilen senin ilmine, levh-i mahfuzuna emanet ediyoruz ya Rabbi. Tövbemizi de, şehadetimizi de buyurun kalb ile kalbin lisanıyla eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyoruz ya Rabbi. Tövbelerimizi de, şahadetlerimizi de ya Rabbim levh-i azamda yaz ve bizi Said'lerden eyle ya Rabbi. İnsanlığın orada kodu var. Ya Sa'id ya Şaki ya ebedi cennet ya ebedi cehennem. Allah'ım bizi Sa'idlerden eyle. Eğer şakı yazmışsan da Sa'id'e tebdil eyle ya Rabbi. Tebdil eyle ya Rabbi. Şu dualarımızı, şu derslerimizi ya Rabbi. Ya Rabbi kabul eyle. Keşke hiçbir ana huzurundan ayrılmasak. Keşke her anımız böyle olsa. En kötü halimiz keşke böyle olsa Ya Rabbi. Seni devamlı anmak, seni zikretmek, senin bize Kur'an-ı Hakim'de emrettiğin hikmetleri, emirleri anlamak için Ya Rabbi. Keşke bütün anımız, bütün ömrümüzün dakikaları anları böyle olsaydı. Fakat aciziz Ya Rabbi, tembeliz Ya Rabbi. Ya Rabbi niyetimize göre amel buyur Ya Rabbi. Biri, birimizi bin eyle ya Rabbi. Sen öyle vaat etmişsin. Biz de ana indi hüsnü zanni bi. Beni kulum nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim diyorsun ya Rabbi. Ya Rabbim niyetlerimizi bil fiilmiş gibi kabul eyle. Ya Rabbim bu vesileyle vatanlarından cüda olmuş kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz var. Vatanlarını, milletlerini, evlerini terk etmişler. Ya Rabbim onlara da en hayırlı bir surette gerek ülkemizde ya Rabbim onlara ensar olabilmeyi, yaralarını sarabilmeyi, Gerek aynı zamanda da inşallah ya Rabbim onların memleketlerine salimen, ganimen, hürriyetleriyle daha güzel bir şekilde dönmelerini, izzetlerle dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onları vatansız, barsız bırakanları, onları öldürenlerin ya Rabbim sen tuzak kuranların en hayırlısın, sen intikamsin, intikam sahibisin ya Rabbim. Onların dünya ve ahirette intikamını en güzel surette alsa ya Rabbi sana havale ediyoruz ya Rabbi. Gücümüz yetmiyor ya Rabbi. Ama bizi biliyoruz, biz kalben taraftar değiliz, zulümlere taraftar değiliz. Ya Rabbim sen müminin diyor gücünün yetmediği yerde kalben buğz ediyorsa görünmez ordularımdan ben gönderir onları teyit ederim Ya Rabbi. Biz hatamız var, insanlık biz şaşı baktık, dilimiz durmadı, elimiz durmadı. Yalan yanlış şeyler konuştuk Ya Rabbi. Onun için bizi de teyit etmedin Ya Rabbi. Ya Rabbim teyit eyle. Kusurumuzu idrak ettir Ya Rabbi. Görünmez ordularından Ya Rabbi. Biz elimizden gelmekle mükellefiz. Gerisini ben kuluma bir yani şartı adi yapmışsın yaratmanın fiilin sahibi sensin ya Rabbi iman ediyoruz ya Rabbi senin hiç kimsenin hizmetine senin hiç kimsenin askerliğine ihtiyacın yoktur fakat bizi tevkil ettiğin vazifemizi yapmayı nasip et ya Rabbi gerisini ihsan eden yardım eden sensin ya Rabbi ya Rabbim bizi vazifemizi ümmetimizi devletimizi askerimizi vazifesini yapmaya muvaffak eyle Cih askerimizin bir kısmı cihattadır ya Rabbi ya Rabbim sen askerimize emniyet güçlerimize vatan milletine iman için, Kur'an için, namus için hizmet eden kimler varsa Ya Rabbi para için değil, namus için, Allah için, rızası için gidenlerin Ya Rabbi ibadetlerini onları bir milyondan veririm diyor hadis-i şerifte. Bir milyon kat Allah'ım askerimize, vatanımıza da ya hakiki iman nasip eyle, hakiki ihlas eyle ve onların ibadetlerini kabul eyle karada, denizde, havada, düşmana karşı mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi vatana millete hizmet eden kim varsa, etmek isteyen kim varsa Allah rızası için, devlet için, millet için, reisi cumhurundan muhtarına kadar, temizlik personelinden, sağlık bakanından, askerinden, polisinden kimler varsa ayakkabıcısından, çöpçüsüne kadar ya Rabbim. Sen onların işlerini rast getir, kalplerine iman ver, başlarına akıl ver ya Rabbi. Allah'ım evlerimize huzur, saadet, bereket ver. Karı kocalarını ya Rabbi, ellefe beyni ya Rabbim kalplerini telif et. Annelerin, babaların, çocukların birbirine vatandaşlarımızın birbirine, Müslümanların birbirine kalpleri, kalplerini telif et ya Rabbim. İçimize fitne atmak isteyenler var. Sen fitnecere fırsat verme ya Rabbi. Ey Rabbimiz bizleri birbirine şaşı baktırma ya Rabbi. Ben benim için diyor o kendi kendisi ya Rabbim diyor benim kulum diyor birine diyor ihsanda bulunur, bir ikramda bulunur. Efendime söyleyeyim sadaka verir, iyilik yapar. Meleklerine, melekler ona söyler memnun olur. Ya Rabbim filan kulun filan kuluna yardım etti. O filan kulun benden daha mı cömert? Benden daha mı merhametli ki ne o filan benim benim kuluma yardım etti, ihsanda bulundu. Şahit olun ben ona verdiğinden. Zaten veren malın gerçek sahibi o. Ben ona ondan daha fazlasını verdiğim, ben ona daha çok merhamet ediyorum diye verene bizi ona merhamet, bizi ona mazhar eyle ya Rabbi. Bize merhamet etmeyi merhametimiz vasıtasıyla senin merhametine celbetmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bir kulum diyor günahından dolayı hata etmiş başka bir kulunu affederse melekler ona "Ya Rabbim senin filan kulun filanı affetti" derler. O benden daha mı merhametkar? O falanın hatasını kendi de onun gibi hatalı, aciz olduğu halde affediyor da siz şahit olun ben de o kulumun günahlarını affettim diyor. Ya Rabbim bizi birbirimizi gerçekten affetmeyi, birbirimize haklarımızı helal etmeyi nasip eyle. Bunun vasıtasıyla da Ya Rabbim biz senin affını, merhametini istiyoruz kulları mahvedeni diyor ben de orada diyorum kim benim kulumu affetmişse benim rızam için ben de diyor siz şahit olun orada onlara onu kul ben o kulumu mahvettim. Allah'ım birbirim bizim, bizim, bizim hakkı hakkım benim bu kardeşlerime dersimi dinleyenlere hak mazide ve müstahalde istikbalde hakkı olanların iman etmek şartıyla imanı olmak şartıyla geçmiş gelecek bütün haklarım helal olsun ya Rabbim. Helal olsun ya Rabbim. Kardeşlerimize karşı çünkü bir bizim merhametle, bizler birbirimize imanla, kardeşlikle, sadakatle, muhabbetle doldur Ya Rabbi. İhlası, tamme, sadakat, metanet, tesanüdü nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım ahkam-ı Kur'aniyeyi ve esrar-ı Kur'aniyi anlamayı, okumayı, anlamayı hayatımızda yaşamayı da tatbik etmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Tekrar ya Rabbim hasta olan kardeşlerimizin evlerinde hastalarına, ihtiyarlarına, bakanlara, hastalarına şifalar ihsan et. Bu Halid abim babasına ya Rabbim. Ahirete intikal etmiş İrfan kardeşimizin babasını ve Engin kardeşimize de rahmet eyle ya Rabbi. Ve duaya amin diyen kardeşlerimizin ne gibi niyetleri varsa en güzel surette ailelerine ya Rabbim ihlas ver. Evlatlarını namazı, Kur'an'ı sevdir. Tesettürü sevdir ya Rabbi. Bizim duamıza katılan uzaktan yakından talebelerimiz var ya Rabbi. Mazide halde ve istikbalde bizi dinlemiş, dinleyecek, dua edecek. Bizden istifade etmiş, bizim onlardan istifade ettiğimiz hocalarımız kardeş. Sen onlardan razı ol ya Rabbi. Her türlü hayır ve umurlu hayırlı işlerinde muvaffak eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed deva ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha. نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترضيك وترضي وترضى بها يا رب يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم الطالبين آمين اللهم اغفر وارحم أنت الحمد لله آمين يا رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الله رزقنا جزاء نزمه بارك وسون يارين الله يزمر سون كرفشته ve 10.50'de görüşmek üzere. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Duaları da bizler unutmayın. Ben size dua ediyorum. Size dualarınızı biz unutmayın. Allah hepinden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Gecenizi bize ayırıyorsunuz. Evlerinize misafir ediyorsunuz. Allah inşallah evlerinize melakiyi i ervat göndersin. ibadetlerinizi kabul etsin. Sağ olun, var olun. Selamun aleyküm.